Rüyanda ne gördün? Nasıl ses yaptım? Dişlerini gıcırdatıp duruyordum. Evet arkadaşlar, The Fast Lofas Part 2'ye hoş geldiniz. Nerede? İkinci bölümü çekiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Eşyalarına bir şey göstereceğim. Ne? Güven bana. Hadi gel. Soğukmuş. Hava aydınlanınca yapmak istemediğine emin misin? Hem hava da ısınır. Hayır. Bekleyemeyiz. Ve söylemeyecek misin yani? Bunu görmelisin. Tek başına burada ne halt ediyordun sen böyle? Huzursuzun. Sen de mi? Yine gittikçe etraf daha da güzelleşiyor. Devam mı etmek istiyorsun? Meksika'ya kadar gidelim mi? Düşünmedim değil. Memnunum geçmedi. Evet, hikayeyi anlatırken biraz abartıyor bence. Evet, muhtemelen öyle. Sesini karanlıkta mı yaptın? Evet. Hadi gel. Böyle devam edersek, bugünkü geziden önce yorulacağız. O kadar uzak değil. Hey, Mel iyi mi? Son birkaç gündür içine kapanmış gibi. Yakında toparlanır. Tuhaflığı bırak, beni korkutuyorsun. Bak, davranmıyorum. Mel'den harcayacak mısın? Ne? Hayır. Çok beklersin. Ben almayayım. Teşekkür ederim. Kesinlikle senin kadar zarif olamam. Kesinlikle. O da ne? Yapabilirsin. Çok yüksek. Hadi. Hey. Bana odaklan. Abby. Aşağı bakmayı bırak. Allah'ım, buradan dönmeye mecbur muyuz? Korkularının üzerine gitmek için bir fırsat bu. Seni bir güzel görsem nasıl olur? Abby, oynaşmayı bırak. Başardık. Yok, yok artık. Her şey yeniden mi? Evet. Evet. Başkasına söyledin mi? Önce sen gör istedim. Silahlı bir devriye şehirden karakola ilerliyor. Şuradaki. Arada birkaç karakol daha var. Elektrikleri var, silahlar ve kalabalıklar. Buluruz bir yolunu. Pekala. Diyelim ki içeride. Nasıl ulaşacağız? Devriyelerden birini sıkıştırıp doğrularız. Sonra da ne bileyim, onu açığa falan çekeriz. Evet, peki. O bilgiyi seve seve vereceklerine eminim. Hallederiz. Sence mantıklı mı? Ne yapalım sence? Neyin var senin ya? Ben hamile. Güzel. Sadece bu değil ama. Tebrik etmemi ister misin? Diğer herkes bunu gördüğünde dönmek isteyecek.
Ama ikna edebiliriz. Değil mi? Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Abby, ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bedel ödemeden. Dokunma. Daha evinde görüşürüz. Olacak işe bak sen şimdi. Hadi. Ya nereye gidiyorsun ya? Dur bakayım şimdi. Bir dakika abi. Sakin. Panik yok. Abi niye o tarafa gidiyor, ben anlamadım şimdi bunu ya. Ay Allah Allah. İlk yere geçtiğin yere. Daha önceden oynadım ben oyunu. Oyun güzel. Zaten PlayStation almamda etkili olan oyunlardan biri bu. Hani sevdiğim bir oyun. Böyle şeyler olabiliyor yani. Takılmalar, ölmeler. Arada öleceğiz, arada güleceğiz, ağlayacağız, bilmem ne. Olacak yani bu oyun. Bütün duyguları yaşatıyor yani. Şimdi ben oyunla ilgili bilgi vermek istemiyorum. Hani sonuçta izliyorsunuz. İzleyip görün. İzleyip görün. Ben ilk bu kıza geçtiğim zaman şaşırmıştım. Bu kız kim? Hani falan filan ayağına. Anlayacaksınız kim bu kız olduğunu. Bu da mumya. Mumya gibi yapışmış bu da ya. Ya anasını ya. Her seferinde aklıma alıyor bu ya. Hadi. Ya bir git ya, bir git ya. Vallahi billahi. Koşun gibi başlayacağım. Öldürmeyeceğim seni. Git. Seçecektir. Omuzum. Şimdi buradan nereye gidiyorum? Gelme kafanı yiyeceğim işte mermi. Hala daha geliyor.
cins ya. Koşucu. Şunu bildiğiniz nerede? Şimdi burada. Bakalım ne varmış. Abi oyun efsane ya. Canım. Mermi. Sızlaştırıyoruz. Fırtınanın bitmesini beklemeyi umuyordum. Ama çocuklarım aç. Çok aç. Bir altı. Tek bir. Şöyle oturup. Gitmesini izleyelim. Nereye gitmesini izleyelim. Burada da bu tarafına gideceğiz. Tepenin ardından gelen silah seslerine benzer sesler duyduk. Umarım insanlar vardır. Umarım iyi insanlardır. Bunu okuyorsanız lütfen gelip bizi bulun. Bugün günlerden çarşamba galiba. Tanrı sizi korusun. Ölmüşsünüzdür sizler. Havaya bak. Hava, hava, hava. Tamam. Yakınlarda ol. Hadi. Bu
Bu taraftan. Hemen arkadayım. Onu özledin mi? Jesse mi? Hayır. Uzun zamandır birlikteydiniz. Bak, Jesse harika biri. Ailesini sever. Hala da severim ama artık otomatiğe bağlamıştım. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem. Canım istemedi herhalde. Sen de bana hiç Cap'ten bahsetmedin. Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Vay. Ne bileyim, bana pek hoşlanmadığın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. Peki. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum. Eksik olma. Bence sana uygun değildir. Enteresan. Kesinlikle. Tamam. Atını şuraya bağla. Hey. Harika bir şey görmek ister misin? Kendini kastediyorsun değil mi? Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. Aman be abi. Gidelim şapşal. Rutlama yapma. Çok güzel ya. Manzara çok iyi değil mi? Aynen. Çok iyi. Çok, çok güzelmiş. Kendine az güzel bir yol. Nereye imzalıyoruz? Gidelim. Fotoğraf hakemiyle geliyorum. Jesse mi? Evet. Aa, Eugene. Ne komik adamdı ya. Hiç sorma. Ayrıca elektronik zımbırtılarla ilgili şeyleri de bana o öğretti. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. Umarım o günleri görebiliriz. Burası neymiş? Eskiden radyo kulesiymiş. Hastalıklı yok gibi. Hatta kimse yok galiba. İşte o. Geledi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. Kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Süpermarket mi o? Evet. Onu geçip kasabaya devam edeceğiz.
Hadi atlara geri dönelim. Bir soru. Dün de aynı kıyafetler mi vardı? Tertemizler. Farkındaysan devriye değil. Hastalıkla öldüreceğiz. Parti yapmıyoruz. Yine de güzel. Keşke Eugene gibi ölebilsek. Kalktı yüzünden mi? Hayır. Yaşlıyken yani. Uzun bir ömürden sonra. Sen mi? Hadi canım, kendine hiç dikkat etmiyorsun. Konuşana da bakıyorum. Ne? Karda kumaş kibar ayakkabı giydiğin için spontaneden nalları dikeceksin. Bugün bot giydim ama. Evlere bir baksak mı dersin? Boş gibi. İstiyorsan gidip bakalım. Kesin erzak falan vardır. Burası hakkında ne biliyorsun? Tahliye edilmiş bir mahalle de var. Hastalıklılar buraya kadar gelemez. Onları genelde duvarın dışında yakalıyoruz. Karavanlar iyiymiş. Küçük tatlı mobil evler gibi. İnsanlar bunlarla çok seyahat etmiş midir derdin? İstemez miydin? Salgından önce yaşasaydık tabii ki. Bütün ülkeyi gezerdik. Hatta başka bir ülkeydi. Belki bir gün gezerim. Hayal güzel şey tabii. Çevsin'e bir Kanada'ya gitmekten bahsediyorum. Devasa şelalelerini falan görmek istediğimi söylemiş. Cidden mi? Hayret, utanmayacaksınızdır aslında. Herkesin bir hayali vardır. Zavallı çocuk. Bu gece ne yapıyorsun? Joel'u film izlemeye davet etmeyi düşünüyorum. Karnınız güzel değil mi? Evet. Hangi filmi izleyeceksin? Curtis ve Viper 2. Aslında bir süredir gözüm bu filmin üzerinde. Eskiden ucuz 80'ler aksiyon filmlerini izlerdik. Onları çok seviyorum. O filmleri ben de çok severim. Peki ya sen? Daha sonra ne yapıyorsun? Birileri gizlice çıkmaktan söz ediyorduk. Kızak kaymaya. Eğlenceliymiş. Saçacağım. Havada iyice bozdu. Dur kızım. Kaç tanesi giyilebilir ki? Birden fazla. Ne cehennemde bunlar.
gidip bulurum. İçeride bir ses var. Oraya girmeyi nasıl becermişler? Cenab, burada. Sağ ol. Geldiğimiz yolda barikat vardı. O koşucu buraya nasıl girdi? Evet. Güzel bir soru. Şimdiye kadar devirde en fazla kaç hastalıkları gördün? Yaklaşık bir yıl önce Joel'la çıktığım bir devriydi. 10-12 tane. Dina, burada. Yeni koşucular. Bakalım nasıl gidecek. Süpermarkettekiler hala duruyor. Etrafından dolaşalım. Bir giriş olmalı. Yardım etsene. Etrafa göz atayım. Tamam, çık hadi. Şuradaki çatıda delik var. Gel. Sağ ol. İşte. Gördün mü? Tamam. Bakalım nasıl gireceğiz. Dina. Aşağıda. Ellie. Isırdı mı? Hayır. Biraz hırpaladık.
Lütfen hastalıklıya dönüşerek değil de yaşlılık. Kafanı sıkmaya gerçekten istemiyorum. Tamam. Harika. Çatıya çıkış var mı? Aa, bilemiyorum. Girdim. Hey. Biraz alkol var. Ben de bez buldum. Hadi al. Toparla kendini. İçeride spor var. Maskeni tak. Anlaşıldı. Unutma. Kafanı sıkmak istemiyorum. Çok düşüneceksin. Sporlara bakılırsa bir sürü de buradalardır. Eski hastalıklara dikkat et. Bilmem ki. Bence üstündeyiz gibi. Hadi zemin kata inelim. Evet, burada bir çelik kasamız var. Şimdi şifre 7. 20 13 Şifreyi nasıl buldun derseniz, şimdi burada bir not var. Bakalım hemen. Hey, Kristen. Asıl emaneti senin için kasaya bırakmıştım. Şifre, uslu çocuğun ayın çalışanı. Çocuğumun ayın çalışanı seçildiği tarih. Sakın onları satayım veya birine vereyim deme. Senin sırt çantan için, tamam mı? Umarım hemen iyileşirsin, Mina. Şimdi ayın elemanı diyor yani. Ayın elemanı burada. Ayın elemanı bak. Burada Green Market ayın elemanı. Bak burada elemanlar var. Şimdi şu ara göstereyim. Ayın elemanı köpek mi yani şimdi? 13. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 5, 6, 7. Evet, 7. Köpek yani. 7. ayın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Jun, Ağustos. Yani köpekmiş ayın elema. Ben de şaşırdım. Çok şaşırtıcı bir durum yani.
olsun. Öldük. Geçeni söyledim. Yaptıklarımıza inanamayacak. Bir sonraki yere gidelim mi? Mola verelim artık. Bunu hak ettik. Anlaştık. Şöyle yapıyoruz. Beni şuradaki açıklıktan yukarı kaldıracağız. Pekala. Kalkma var. Hallettim. Tamam. Bu işimizi görür. Böyle gel. İşte bu. İyi gibi. Çıkıyorum.
kasabadan yeri ne kadar uzaklıkta? İlerideki kasabadan sonra. Önden buyurun. Gelmiş miydi? Yanından geçti. Ama hiç girmedi. Temiz mi bir bakalım. Biri burayı kilitlemiş. Arkada bir şey var. Bir yatağa benziyor. Kalan biri var mıdır? Başka bir giriş gördün mü? Son zamanlarda buraya uğrayan olmamış sanki. Tüm bu elektronik şeyler, burası Yuji'nin mekanı olmalı. Emin misin? Yuji. Ateş böcekleri. Kesinlikle Yuji'nin mekanı. O ateş böceği miydi? Tommy ile görev yapmış. Hiç bilmiyordum. Evet. Bayağı karanlık işlere bulaşmışlar. Ne gibi yani? Denver'da bir kontrol noktasını havaya uçurmuş. 3 asker ölmüş. 2 tane de sivil. Yok artık. Tommy ile birlikte önemli bir Fedra geneline işkence yaptıklarını da söylemişti. Açıkçası Tommy'nin bunu yaptığına inanmam. Bu hiçbir şey. Nasıl yani? Tommy babamı hayatta kalmak için her şeyi yapmış. Yaparlar abi. Evet, burada da bir şöyle bir PlayStation var. Bu PlayStation 3. Antarktik 2 oyunu var bak. PlayStation 3.
PlayStation 3'müş bu. O zamanlar alamıyorduk PlayStation. Ya alabilirdik tabi canım da. Ne bileyim. İnanamıyorum. Onlar Tommy ve Yuji. Paraya kıyamıyorduk diyelim yani. Kıyamıyorduk, harbiden de kıyamıyorduk yani. Şimdi kırdık. Parayı kıydık, aldık. Biniyoruz şimdi. Işıklar, ısıtıcılar. Buralarda bir yerde mutlaka jeneratörümüz var. Ateş böcekler dünyayı kurtarmak istiyor. Bırak kurtarsınlar. Bırak ordunun ve politikacıların peşinden gitsinler. İnsanlığı kurtaracak aşıyı geliştirsinler. Belki de bir gün fantezilerinin gerçeğe dönüştüğünü görürüz. Ancak o vakte kadar kızımızı düşünmen gerekiyor. Ateş böcekleri sensiz de gayet iyi idare edecektir. Ama kızın sensiz yapamaz. Bana sürekli babam ne zaman eve dönecek diye soruyor. Ona daha fazla yalan söyleyemem. Söyleyemeyeceğim. Seni özledim. Ancak buna daha ne kadar katlanabilirim bilmiyorum. Evine dön lütfen. Seni seviyoruz. Christina. Christina. Evet, orada da fotoğraf var. Hey, jeneratörü buldum. Evet, şimdi marş motoruna basalım. Böyle daha iyi. Yok artık. Etkileyici bir tezgahmış Yuji. Eminim bu aletlerle silahını geliştirebilirsin. Çıkardın. Yere baksana. Burada daha fazla şey var. Bir iniş görüyor musun? Buradan yok. Gel hadi. Burada ne saklıyormuş bu? Belli ki burası bir seks mahzeni. Sana anlatmamasının nedeni bu. Umarım seks mahzenidir. İyiliği için. O kadar yalnızdı ki. Yok artık ya. Esrar bunlar. Bir sürü bozulmuş esrar. Hey, video kasetlerinden var. Kurtlarla sevişenler. Smash Brandy's Kurt. Bunlar orlar. Şaşırtıyorsun Yuji'yi. Dina, gaz maskesinden bong yapmış. Oha ya, aşırı zekice. Ha?
İşte burada. Sence sağlam mıdır? Ot bozulur mu ki? Bir bakalım. Açamıyor musun? Bana bırak. Ver şunu bana. Ha, tabii. Sanki açacaksın. Tamam. Bu biraz. Aynen. Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Açtım ya işte. Güzel kokuyor. Yani bir süre burada tıkılı kalacağız. Evet, hapsolduk. Bir soru sorabilir miyim? Bilmem, sorabilir misin? Birden ona kadar diyelim. En boktan olan bir puan olsa ve en süper olan da 10 olsa desek. Dün geceki öpüşmemize kaç puan verirdin? Neden hala bu konuyu konuşuyoruz ki? Hata olduğunu söylemiştin. Öyle mi dedim? Ama cennet. Öpüşmemize puan vermeni istedim. Bilmiyorum. Ben 6 verirdim. 6 diyorsun. Vay be. Ama sağlam bir 6. Tamam. Etrafta çok insan var. Evet ama 6 ha. Aa, ne oldu? Şimdi senin puanını merak ettim bak. Bence biliyorsun. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.